arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün sizlerle güzel bir yelek çalışması yapacağız. Sarı rengimizi kullandığımız yeleğimizde fıstık dolgularımızı ve trabzanlarımızı kullandık. Fıstık dolgularımızda burgu işlemimizi yaptık. Bakınız şurada burgu işlemimizi içine sık iğneler kurarak gerçekleştirdik. Şöyle arkadan kurduk. Ön tarafa doğru modelimizin şıklığını düşürdük. Modelimizde kaydırma işlemimizi kullandık. Birinci sıradaki modelimizle ikinci sıradakinin yerini değiştirdik. Sürekli bakınız şöyle birinci sırada hemen yanına kurarken ikinci sırada bir ileriye geçtik. Üçüncü sırada tekrar birinci sıramızın altına modelimizi kurarak ilerlemeye devam ettik. İstediğimiz ölçü gelene kadar yeleğimizi ilerlettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 toplamda 10 sıra ördükten sonra yani 10 defa modelimizi sıra olarak kurduktan sonra istediğimiz ölçü geldi ve modelimizi tamamladık. Modelimizin hem yakasında hem de kollarında aynı işlemimizi biraz değiştirerek uyguladık. Şöyle yakamızda trabzan sayılarımızı ve burgu fıstıklarımızı artırarak yakamızın genişliğini ve verevliğini Hoşluk katık. Kolumuzda ise aynı şekilde bakınız. Daha küçük çalışmaya gayret ettik. Sadece trabzanlarımız ve burgu fıstıklarımızı kullandık. Araya bir geçişle hemen arayı kapadık sık iğnelerimizin geçişiyle. 1-2 yaş grubu çocuklarımız için gayet ideal bir ölçüde yeleğimiz. Ölçümüze bakacak olursak omuzdan ölçüyorum ve şu şekilde 34 santim e, yeleğimizin uzunluğu kol genişliğine bakalım kol genişliğimiz ise 26 santim yalnız şuna dikkat etmenizi ist istiyorum e, kurdele taktığımız için biraz içe doğru Büzme işlemimizi yaptık. Bakınız modelimizin ilk sırasında kurdalimizi taktık. E, gayet güzel bir görüntü oldu. Daha elbisemsi bir hava verdi. Dilerseniz tabi ki kullanmayabilirsiniz ama gayet güzel olmakta. Evet, e, yeleğimizi hemen kolay gelsin diyerek örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Böyle araçlarımızı yerleştirerek e, robamızı örmeye başlayalım. Evet, zincirimizi çekmeye başlıyorum bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincirimi çekiyorum ilk önüm için olan bölümü örüyorum ve 10. zincire bir tane ayracımı takıyorum buraya kadar yeşil ayraçla dahil önümüz için öreceğimiz bölüm kolumuz için örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Tam 14 tane zincirimi de kolum için çekiyorum. Kırmızı ayırıcımın olduğu yerde dahil 14 tane zincirim kolum için örülmüş oluyor. Yeleğimizin arkası için 20 tane zincirimizi çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 15 16 17 18 19 ve 20. Bakınız rahat çekiyorum. Zincirlerimi çok asılmadım. Tam 20. zincirin içerisine ayıracımı takıyorum ve arkamızı da bu şekilde ayarladım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane zinciri tekrar ikinci kolumuz için ördüm. Ve ayrıcımı taktım. Son önümüzü de 10 tane zincir çekerek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ve böylece 4 bölümümün dördünü de tamamladım. Şimdi bakalım. 10 tane zincirimizi önümüz için, 14 zincirimizi kolumuz için, 20 tane zincirimizi arkamız için çektim. Tekrar 14 kolumuz, tekrar ön 10 tane olarak ördüm. Ve şimdi trabzanlarımızı üzerine yerleştirmeye başlayalım. Ama önce santim olarak da bir ölçüsünü görelim. Örgümüzün ölçüsüne bakmış olalım. Elimiz ve ipimizin kalınlığını da ayarlamış olalım. Buradaki sıra önemli santim olarak ki sayımız önemli. Çünkü çok eğer azsa sizin ölçünüz birazcık daha az her bölümü artırabilirsiniz. Mesela 10 olan bölüm 14 olarak yapabilirsiniz. Kolumuz 14'tü 20 olarak ayarlayabilirsiniz. Ya da daha büyük yaşlar için öreceksek lütfen bu şekilde bu zincir sıramızdaki artışlarımızı fazla yaparak örelim. Yani 10 olanı eğer 2 yaş civarı çocuklarımız için örüyorsak 10 tane zincirimizi 16 tane örelim. 14 kolumuzu 22 tane örelim. Buradaki e, arkamızı önümüzü kaç yaptıysak toparlayıp 2 tane eksik yapalım ve bu şekilde ayarlamamızı yaparsak dilediğimiz şekilde e, yeleklerimizi çok rahatlıkla örebiliriz. Birkaç yanılmanız ilaki olabilecektir. Lütfen moral bozukluğuna e, sebep olmasın. Israrcı olalım. Yani örgüyü rahatlamak için örmekteyiz. Birkaç denemeden sonra elimizin ayarını bulacağız ve çok güzel örgüler öreceğiz. Şimdi trabzan sırasına bakmadan önce santim olarak ölçelim. Daha sonra birlikte trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Bir surumuzu tutuyorum. Şu şekilde diğer taraftan tutalım. Şöyle yerleştirdikten sonra birinci ilmeğimizin olduğu yere kadar bakalım. Bakınız hiç düzeltmeden herhangi bir şey yapmadan bakıyorum. Şu şekliyle 25 olduğunu görüyorum. Aradaki dalgalar 1 santime yakın yine fark yapabilir. Evet şimdi trabzanımızı örmeye başlayalım. Öncesinde 1 ve 2 tane zincir geriye çekiliyorum. 2 tane de zincir örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Çekilmiş olduğum ikinci zincirin içerisine giriyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Tekrar sırası ile bütün zincirlerimi birer defa örüyorum. Kesinlikle hiçbir zincire iki tane örmüyoruz trabzanımızı. Birer birer örerek ilerliyorum. Ayracımın olduğu yere kadar örüyorum. Ayracım diğer bölüme dahil. Her ayracım kendi bölümünde kalıyor. Birer birer giriyorum. Alıyorum. Bir ve iki tekrar 1 ve 2 10 tane zincir olarak ayarlamıştık sayalım 2 4 6 8 10 bakınız hiç problem olmadan 10 tane trabzanımızı ördük şimdi zincirimi çekiyorum 1 ve 2 ayracımı çıkarıyorum mavi ayracımı çıkardığım yerden 1 diye giriyorum bakınız aynı yere batmıyorum hemen 1 diye yandaki bölüme batıyorum Ayrı ayrı zincir yuvasının içerisinde trabzanlarım ve sarıya kadar sarı dahil değil, sarıya kadar birer birer trabzanlarımı örüyorum. İki defa batmıyorum hiçbirisine. Yarımlamadan almaya dikkat edelim. Evet, ocak kadar örerek ilerleyelim. Tabii ki buradaki yeşil sarı kısma kadar. Evet sarı ayracımı taktığım yere kadar örerek geldim. En son trabzanımın üzerine bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıyorum ve buradan itibaren arkamızı örmeye başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Ayracımı çıkardığım zincir yuvasının içerisine giriyorum. Ve başlıyorum birer birer kırmızı ayracıma kadar yeleğimin arkasını örmeye. Bakınız her birine birer defa örüyorum. İki defa kesinlikle batmıyoruz. Birer birer ilerleyelim. Evet, yeleğimizin arkası için ayarlamış olduğumuz zincirimize birer tane trabzanlarımızı ördük ve kırmızı ayırıcımıza geldim. Kırmızı ayırıcımızdan yeşil ayırıcımıza kadar olan bölümümüz ise kolumuzu oluşturacak. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum ve birer birer zincirlerimin üzerine trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bakınız. Her birine bir tane trabzanımı örüyorum zincirlerime yeşil ayıracıma kadar kolum için trabzanlarımı hazırlıyorum. Evet kolumuz için ördüğümüz trabzanlarımızı tamamladım. En sondaki trabzanımın üzerine ara zincirimizi oluşturacak şekilde iki tane zincirimi örüyorum. Yeşil ayracımı da çıkarıyorum. Önümüzü örmeye başlıyorum. Birer birer önüm için örmüş olduğum 10 tane zincirimin içerisine trabzanlarımı yerleştiriyorum. Tam 10 tane trabzanımı ördüm ve birinci sıramızda bölümlerimizi bu şekilde tamamladık. Her iki zincirle bölümlerimizi birbirinden ayırdık. Önümüzü ördüm, iki zincirimizi çektim ve kolumuza geçtim. Kolumuzu ördükten sonra iki tane zincirimizi çektikten sonra Bakınız arkamıza geçtik ve trabzanlarımızı tekrar iki zincirimizi çekip kolumuz ve son olarak önümüzü ördüm. 10 tane trabzanım bu şekilde hazırlandı. Şimdi ikinci sıramızdan itibaren artışlarımızı yapıp robamızı büyütmeye başlıyoruz. Hemen örelim. Bitiş yönünde zincirlerimizi çekelim. 1, 2, 3, bir Müthiş yönünde bakınız. Tığımın başını doluyorum. Birer birer bütün trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarım için bakınız. Birinci trabzanımızı zincirden ördük. Hemen ikincinin üzerine battık. Tekrar buraya batacak olursak artış yaparız ve robamız kötü bir görüntü alır. Şöyle bakınız. Bir tanesi zincirle ikincisini ise ikinci trabzanın üzerine batarak örüyorum. Ve diğerlerini birebir her birinin üzerine batarak örüyorum toplamda 10 tane trabzanım vardı hepsinin üzerine batıyorum şöyle bakın şuradaki minik gözümüz var minik gözün içerisine batıyorum ve örüyorum minik gözün içerisine giriyorum tam 10 tane trabzanımı bu şekilde minik gözlerin üzerine batarak birebir ördüm şimdi İki zincirimin bulunduğu yerdeyim ve burada artışlarımı yapmaya başlıyorum bir tane trabzanımı örüyorum zincirin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum önümü iki trabzan büyütüyorum 10 olan trabzanım burada 12 oldu bakınız birinci sırada 10'du artışlarımız da 12 oldu İki tane zincir çekiyorum arayı ayırıyorum aynı yere girerek iki tane daha trabzanımı örüyorum kolum için İki tane artışımı yapmış oluyorum ve kolumuzdaki trabzanlarımızı birer birer örüyorum. Sona kadar örelim. Evet, kolumuzu iki tane artış yaparak örmeye başlamıştım. Diğer iki zincirin olduğu yere kadar geldim ve iki tane trabzan hemen zincirimin içerisine giriyorum. Kolumuzu hem sağdan hem de soldan ikişer trabzan halinde artışlarımızı yapıyoruz. Bir 2 tane ara zincirimi çekiyorum ve şimdi yeleğimizin roba kısmının arkasını örmeye başlıyorum ve hemen iki tane trabzanımızı zincirimizin üzerine örüyorum. İki tane artışımı yaptım ve birer birer diğer iki zincirime kadar trabzanlarımı örüyorum. Birer birer örelim. Evet, arkamızın tamamını örerek geldim. İki tane trabzanla başlamıştım ve birer birer bütün trabzanlarımı ördüm. Yeniden iki zincirin hemen yanı başındayım. Tığımın başını doluyorum. İki tane artışta arkamızın bitiminde yapıyorum. İki artışımı yaptıktan sonra bir ve iki zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya kolum için olan iki tane trabzanımı örüyorum ve kolum için iki tane artışımı bu yönde yaptım. Aradaki kalan bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum. Bu uçtan diğer zincirimize kadar ve zincirimize geldiğimiz zaman yine iki tane artışımızı bu yönde de yapıyoruz. Evet bütün trabzanlarımı ördüm ve artışımı yapabilirim. İki tane zincirimin içerisine birinci trabzanımı ördüm. Hemen ikinci trabzanımı da örüyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra önümüz için iki tane artışımı yapıyorum. Bir, ve 2 ve birer birer trabzanlarımızı örerek son trabzanlarımıza kadar tamamlıyoruz. Uca kadar ilerleyelim. Biz hiç atlamıyoruz. Sadece trabzanlarımızı örüyorum. İkili trabzan şekliyle ördüm. Son trabzanımı da örüyorum. Bakınız son trabzanımızın üzerine batalım. Bir ve iki. Hemen bitiş yönünde bir, iki, üç tane zincirimizi çekelim ve üçüncü sıramıza başlayalım. Şimdi sıramızda nasıl durduğunu görelim. Şu şekilde bakınız. Hemen elimizden bıraktık. Bıraktığımız şekliyle bu şekilde bakınız. Önlerimiz, kollarımız ve arkamız. Şimdi artışlarımızı yine aynı yerlerde. Şuradaki görmüş olduğumuz iki zincir dört tane yerden yapmaktayız. İki zincirimizin içerisine ikişer trabzanlarımız örüyoruz. Aradaki kalan trabzanlarımızı ise sırasıyla birer birer örerek istediğimiz ölçü gelene kadar sıralarımızı tıpkı burada yaptığımız gibi tekrar ediyoruz. Şimdi üçüncü sıramıza da birlikte başlayalım ve artışlarımızı yeniden başlatmış olalım. Diğer yönde üç tane zincirimi çekmiştim. Şimdi birer birer iki zincirime kadar bütün trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum. İkinci trabzanın üzerine batım örüyorum. Sırasıyla bakın nasıl hiç atlamadan birer birer zaten yerleri belirli. minik gözümüzün içerisine girerek örüyoruz. Bir defa doluyorum. Bir ve iki. Bir defa doluyorum ve örüyorum. Evet zincirimin olduğu yere Yaklaştım. Evet, zincirimin hemen yanı başındayım. En son trabzanımı ördüm. 10 olarak başlamıştık. İkinci sıramızda 12 oldu. Şimdi e, üçüncü sıramızda iki artışımızla birlikte 14 trabzan sayısına ulaşıyoruz. Bir artışımı yaptım. iki artışımı yaptım. Bu görmüş olduğumuz bölümlerimizde tamamen artışlarımızı yapıyoruz. 2 artışımı önü için yaptıktan sonra 1 ve 2 zincir çekiyorum. Kolum için 1 aynı yere 2 ve birer birer buradaki trabzanlarımı da örüyorum. Yine artış yerine geldiğim zaman ikişer ikişer artışımı yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Tekrar dümdüz örüyorum arkamızı. Geliyorum Zincirimin içerisine geldiğim zaman yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak örüyorum ve istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Evet, robamızı yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ettim. Her bir sıramızda ikişer ikişer artışlarımızı yaptım ve 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıra ördüm. 9. sıramı başlattım. Şurada olduğu gibi bakınız. 1 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9. 9. sıramızda kolumuzu artık gövdemizden ayırarak sadece ön ve arka olarak örmeye devam edeceğiz. Kollarımızı bırakıyoruz. Evet 9. trabzan sıramıza başlamıştım. Ve kol ayrım yerine kadar geldim. Bir tane zincirimin içerisine artışımı yapıyorum. Sadece bir yeterli. Ve zincir çekiyorum kol altımızı genişletmek için. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra şu şekilde büküyorum tığımın başını doluyorum bir tane ayrım yerine trabzanımı örüyorum ve arkamdan ilk trabzanından başlayarak diğer kola kadar trabzanlarımı örüyorum Evet bu şekilde diğer trabzanlarımızı örelim şöyle santim olarak Bakalım birkaç santim olduğuna ön kısmımızı robasını ölçüyoruz. Bakın sadece yaka kısmından alıyorum. 9 santim omuz kısmından aldığım zaman ise 11 santim omuz kısmından aşağıya. Ama şu kısım önemli. Yaka kısmımızdan olan ölçümüz tam 9 santim ve 9 sıra. Bakınız her bir sıramız birer santim olmuş. Şurada da lütfen ikişer ikişer artışlarımızı yapmayı Unutmayalım her birindeki şer artış yaptık. Sadece kolumuzun geçiş yaptığımız yerdeki artışımızı bir olarak yaptım. Şimdi artı, arkayı birer birer örüyorum ve kolumuzun artış yerine geldiğimiz zaman tekrar birlikte olalım. Arkadan bütün trabzanlarımı örerek geldim. Tam ayrım yerime bir tane trabzanım örüyorum. 5 tane zincirimi çekip 1, 2, 3, 4, 5 diğer kolumun bulunduğu yere geliyorum. Şu şekilde bakınız bir tane trabzanımı örüyorum ve önüm için hazırlamış olduğum trabzanların tamamını birer birer örüyorum ve sıra başında tamamlamış oluyorum Evet sıramızı tamamladım 9. sıramızı ve ipimi kopardım alt kısmını örmeye başlayalım bir tane zincirimi çekerek ipime düğümümü atıyorum ve hemen robamı alıyorum İlk trabzanının üzerine gelerek batıyorum. Sabitliyoruz buraya kendimize 1 ve 2 tane zincirimizi çekelim. Tığımın başında doluyorum Hemen ikinci trabzanımın üzerine geliyorum. Bakınız ikinci trabzanımız. Ve bir trabzan da buraya örelim. 2 tane trabzanımızı ördükten sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum bir trabzan atlayıp ikinci trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. Bir atladım, ikinciye batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Toplamda 1 2 3 tane 3 zincirimizi çektik. Bir tane trabzan atlayıp diğer trabzanımıza battık. Tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Bu kez 1 ve 2 trabzan atlıyoruz. 3.'ye batıyoruz. 1 2 aynı yere 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve bir sonraki trabzanımın üzerine batarak 2 tane trabzan da buraya örüyorum. Bir sonraki trabzana yeniden iki trabzan örüyorum. Bir sonraki trabzana 2 trabzan örerek toplamda 8 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. 2, 4, 6, 8 her bir trabzanımıza 2'şer 2'şer örerek toplamda 8 tane trabzan sayımıza ulaştık. Şöyle bakalım yapmış olduğumuz işlemimize. 2 tane trabzanımızı ördük. 1, 2, 3, 4. 4 tane 3 zincirimizi çektik. Bir atlayıp ikinciye battık. Bir atlayıp ikinciye battık. Bir atlayıp ikinciye battık. En son dördüncü üç zincirde ise iki tane atladım. Üçüncüye batarak iki trabzan, bir sonrasına iki trabzan, bir sonrasına iki trabzan ve yine diğer trabzana iki tane trabzan örerek toplamda dört tane trabzanımızın üzerinde sekiz tane trabzanımızı ördük. Ve zincirlerimizi yeniden çekmeye devam edelim. Bir, iki, üç. Üç tane zincirimi çektim. Aynen başlangıçta olduğu gibi bitişte de aynı işlemimizi yapıyoruz. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum, bir atlayıp ikinciye batıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum, bir atlayıp ikinciye batıyorum. Bakınız 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane yani 4. 3. zincirimiz oldu. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3. gelerek trabzanımı örüyorum. Bakınız şuradaki yapmış olduğumuz işlemimizin aynını tekrar ettim. 1 tane tır, e, zincirimiz 3 tane çekmiş olduğumuz ikinci, üçüncü ve dördüncü. Dördüncü grupta şurada yapmış olduğumuz trabzan sıralarını aynen örerek ilerliyoruz. Birinci trabzan ördüm. Aynı yere batarak ikinci trabzanı ördüm. Zincirimin içerisine giriyorum. 1. Aynı yere 2. Hemen dibindeki zincire batıyorum. 3 hemen aynı yere batıyorum. 4 bir sonraki zincirimin içerisine giriyorum ikinci kez tekrar batıyorum toplamda 8 tane mızı örmüş olduk bakınız 2 4 6 ve 8 her iki modelimizin arasına bakalım 3 zincir 3 zincir 3 zincir 3 zincirimizi çektik İki tane atladık başlangıç ve bitişinde şu kısımlarda bakınız hem trabzanımıza yaklaşırken hem trabzanımızdan uzaklaşırken iki trabzan atlıyoruz üçüncüye batıyoruz şekliyle örüyoruz diğerleri bir bat bir atla bir bat bir atla şekliyle örüyoruz şimdi yeniden modelimizi kurmak için devam ediyorum 3 zincirimi çektim bir tane burada var bakınız 2 şu kısma batalım kolumuzun arkasına çok uzaklaşmayalım gerilmesin 1 2 3 zincir çekiyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum kaç tane zincirimiz olduğuna bakıyoruz 1 2 3 şimdi dördüncü zincirimizi çekiyoruz bakın 1 2 3 dördüncü zincirimizi trabzanımıza geçeceğimiz bölüm olacak 3 tane zincirimi çektim dördüncü kez ve sayıyorum 1 2 3 2 tane trabzanımı örüyorum. Hemen yanındaki trabzana 2 tane örüyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Yeniden 2 trabzanımı örüyorum. 6 oldu. 7 ile 8'i de 4. trabzanımın üzerine ördüm. Modelimizi bu şekilde kurduk ve devam edelim. 1 2 3 1 atlıyorum 2 atlıyorum üçüncüye batıyorum 1 2 3 1 atlıyorum hemen 1 batıyorum 1 2 3 1 atlıyorum 1 batıyorum 1 2 3 bakın az 3 tane oldu 4. çektim tığımın başını doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum üçüncüye batıyorum ve ardı ardına 4 tane trabzanımızın üzerine ikişer ikişer örerek Toplamda 8 trabzan sayısına ulaşıyoruz. Görelim şöyle. 2, 4, 6 ve 8. Bakın modellerimizin arası bu şekilde kurulacak. Yeniden devam edelim. 1, 2, 3 sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3. 1, ikinciye batıyorum. Hemen 1, 2, 3. Bir atlayıp yerine batıyorum. 1 2 3 Bakınız dördüncü zincirim olduğu için 1 2 3.'üye batıyorum. 2 tane trabzanım örüyorum. Hemen yanındakine 2 trabzan. Bir sonrakine 2 trabzan. Evet toplamda 8 trabzan sayısına ulaştık ve bu şekilde sıramızı ilerleterek devam edelim. Evet modelimizi yerleştirerek başlangıç yerimize kadar geldik en son bitirişi sizlerle birlikte yapmak istiyorum şurada başladığımız gibi iki trabzanımızla bitireceğiz burada dikkat etmemiz gereken modelimizi kurma aşamasında en önemli nokta her iki modelimizin de aynı yerlere eşit bir şekilde gelmesi bakınız kol altında trabzan gruplarımız vardı kol altında trabzan gruplarımızın olması lazım ve diğer bir modelimizin yine önümüze yerleştirilmesi ve buradaki sayımızın birebir eşit olması gerekmekte. Trabzan sayımız fazlaysa şurada birer birer bakınız benimki fazla geldiği için hemen şurada dağıtmaya başladım. Bir tane trabzanımı tek ikinci trabzanımı da tek örerek burada aşağıdaki fazla olan trabzanımı modelime uyarlamaya çalıştım. Ve arayı aynı şekilde devam ettim. Kol altına geldiğimde yine önde fazla duracak olan modelimi trabzanlarımı bakınız birer birer birkaç tanesini iki ördüm hepsini ayarladım ve ön kısımda herhangi bir şekilde bozukluk olmadı kol altında ve arkaya doğru modelimizi ayarlayalım ve şu şekilde baktığımız zaman modelimizi aynı şekilde tamamlanması gerekmekte eğer dediğim gibi fazla ya da az olursa o zaman da bir trabzanın içerisine ya da iki trabzanın içerisine bu 8 tane trabzanlarımızı doldurabilirsiniz. Bir şekilde dağıtalım ve modelimizi tam ölçülerine uygun bir şekilde önümüz ayarlansın. Evet şimdi 3'er zincirimi çektim ve en son iki tane trabzanımın olduğu yerdeyim. 3 zincirimi çektim. Tığıma başını doluyorum. 1 tane trabzan atlıyorum. Bakınız sayımızı eşitleyerek geldim. Bu sırayı güzelce kurduktan sonra diğer sıralarda hiçbir sıkıntı yaşamadan ilerleyerek devam edeceğiz. Evet bir iki tane zincirimi çekiyorum ve ikinci sıramızı örmeye başlıyorum. Örgümün arkasını çevirdim. İkinci trabzanımın üzerine battım ve ikili trabzan şekliyle ördüm. Aşağıda 4 tane 3 zincirimiz vardı. Bu sırada 3 tane 1, 2, 3, 4 zincir olarak çekiyoruz. Modelimizi ilk yerleştirmede 3'er zincir olarak çektik. Yukarıda ise 4 tane zincir sayısı olarak bir tane fazlalaştırıyoruz. Hemen yanındakini atlıyorum. Bir sonraki zincir yuvasının içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir yuvasının içerisine batıyorum. Ve yeniden 4 tane zincirimizi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen tığımın başında doluyorum. 1 ve 2. Bir sonraki trabzanımın üzerine 1, 2. 2 trabzanımdan ikişer ikişer ilmeğimi uzattım ve bir tane fıstık yaptım. Kapatıyorum. Hepsini birlikte şu şekilde çektim ve kapadım. Aradan giriyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. 1. Bakın aradan ikinci kez geçiyorum. 2 üçüncü kez geçiyorum ve dördüncü kez geçerek dört tane sık iğnemi örüyorum dört sık iğnemizi ördükten sonra bir tane zincirimizi çekiyoruz ve yeniden iki tane trabzanımızdan fıstıklarımızı almaya başlıyoruz bir iki bir taneden iki yanındakinden bir ve iki toplamda 2 2 olmak üzere 4 tane fıstığımız için uzattım. İçinden aynı anda geçiyorum ve kapatıyorum. Araya girerek 4 defa sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne ördüm ve bir zincirimi hemen çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzanımdan aynı işlemi yapmak için başlıyorum. 2 defa 1 ve 2. Çekiyorum, kapatıyorum. Aradan geçerek 4 sık iğnem örüyorum. 3 ve 4. bir tane zincirimi çekiyorum. Ve en son iki tane trabzanımın üzerinden de giriyorum. 1 2. Çekiyorum, kapatıyorum. Aradan geçerek 1 2 3 ve 4. 4 defa sık iğnemi buradan ördüm. Bakınız şöyle çok hoş, güzel bir görüntümüz ortaya çıktı modelimizin düz yönü bu taraf olacak modelimizi kurduğumuz taraf değil düz yönümüz burası olacak Evet şimdi dördü tamamladıktan sonra hemen dört tane zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 bir sonraki bakın hemen de bindik değil bir sonraki zincir yuvamın içerisine batıyorum 1 2 3 4 bir sonraki zincir yuvasına batıyorum 1, 2, 3, 4, 3. kez çekmiş olduğum 4 zinciri ise trabzanlarımızın üzerine gelerek burada yapmış olduğumuz fıstıklarımızı örmeye başlıyoruz. Tığımın tamam, ışını doluyorum. İlk trabzanımın üzerine geliyorum ve uzatıyorum. 1, 2, iki. ikincisinin üzerine geliyorum. 1 ve 2, çekiyorum, kapatıyorum. Hemen araya girerek 4 tane sık iğnem örüyorum. 1 2 3 ve 4. 1 tane zincir çekiyorum. Diğer 2 tane tırabzanımı başını dolayarak uzatıyorum. 1 atlamışım hemen. Öncesini alalım. Çekiyorum, kapatıyorum. Aradan 4 tane sık iğnem için başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir tane zincirimi çektikten sonra yeniden 1 2 1 2 çekiyorum. Kapatıyorum. Aradan geçişimi yaparak 4 sık iğnemi örüyorum. Ve 1 zincir. 4 sık iğneden sonra mutlaka bir zincirimiz ilave etmeyi unutmuyoruz. Son iki trabzanımızın üzerine gelerek fıstığımı uzatmaya başlıyorum. Çekiyorum, kapatıyorum. Aradan giriyorum. 1 aradan 2 3 ve 4. Bir tane zincirimizi çektikten sonra hemen batacağımız için 3 zincir daha ilave ediyorum. 4 zincirimi çekip hemen ilke değil ikinci zincir yuvasına batıyorum. Ve tekrar 4 tane zincir çekmeye başlıyorum. Birinciyi battıktan sonra hemen bir sonraki yuvanın içerisine gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakınız 3. 4 zinciri trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. Uzatıyorum. 1, 2, yanındakini 1 ve 2 çekiyorum hepsini aynı anda kapatıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemi ördüm bir zincir çekiyorum ve yeniden 1 2 3 4 ikişer ikişer 2 iki trabzanımızdan alıyoruz çekiyorum kapatıyorum araya girerek 1 2 3 ve 4. Bir tane zincir. Tekrar 1 2 1 2 çekiyorum, kapatıyorum. Aradan 1 2 3 ve 4. Bir tane zincirimizi de hemen ilave ediyoruz. Son olarak dördüncü fıstığımızı aynı şekilde örüyoruz. İkişer ikişer alıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Kapatıyoruz. Dört tane sık iğneyi aradan geçerek örüyorum. Üç ve dört. Evet dördüncüyü de tamamladık ve modelimizi şöyle görelim. zincirlerimizi ördükten sonra bakınız modellerimizi birer birer fıstıklarımızı doldurduk. Araya zincirlerimizi üçer olarak yerleştirdik. Bakınız her modelimiz arasında 3 tane zincirimiz oldu. Şöyle bakalım. Ve aynı işlemlerimizi tekrar ederek sıramızı tamamlayalım. Modelimizi kurarak sona kadar geldik. Dörder fıstık gruplarımızı ördük. Araya üçer zincir grubumuz. Dörder fıstık gruplarımızı şu şekilde ördük. Üçer tane zincir gruplarımız ve sıramızın başına geldik. Şimdi modelimizi kaydırarak örmeye devam edeceğiz. Kaydırma işlemini 3 tane trab zincir grubumuzun bulunduğu yerin ortasına 8 tane trabzanımızı örüyoruz. Daha sonra şu kısımlara ise aşağıda gördüğümüz gibi 4 tane zincir grubunu yerleştiriyoruz. Buraya tam ortaya 8 tane trabzanımız, fıstıklarımızın üzerine ise aşağıda gördüğümüz 4 tane zincir grubumuzu örerek modelimizin yerini kaydırarak ilerletiyoruz. Şimdi modelimizin en son bakın zincir kısmındayız. İki tane zincirimi çektim. Üçüncü 4 tane zincirimi çektikten sonra kenardaki iki trabzanıma tığımın başını dolayarak örmeye başlıyorum. 1 ve ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Ve iki tane trabzanımla tamamlıyorum. 3 tane bakın zincir grubumuz var. Hemen 1 2 iki tane zincirimizi çekelim. Üç çekmeyelim. Ve dönüyorum. İkinci trabzanımın da üzerine batarak örüyorum. İki trabzanımızı ördükten sonra hemen şuradaki görmüş olduğumuz ortadaki zincir grubunun içerisine 8 tane trabzanımız örelim. Bir tane trabzanımdan sonra zincirimi çekiyorum ve buraya 8 trabzanı doldurmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modelimizi bu şekilde kaydırdık bakınız. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum 3 zinciri 1 ile 2. fıstığın arasına gelerek batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 2 ile 3'ün arasına batıyorum. 1 2 3 4 3 ile 4'ün arasına batıyorum. 1 2 3 4 Tam ortadaki Bakınız zincirin içerisine girerek 8 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 trabzanımızı ördürdük ve bakınız modelimizi kaydırarak örmeye başladık. Alttaki 3 tane zincir grubunu ortadakine 8 trabzanımızı ördüm. 4'er tane zincirimizi çektim. 1, 2, 3, 4. 4 tane dördümüzü fıstıklarımızın üzerine yerleştirdik. Ve 4 zincirimi çektim. Bakınız bu 4. zincirde 8 tane trabzanımı ördüm. Yeniden 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 1 ile 2. fıstığın arasına. 1, 2, 3, 4. 2 ile 3'ün arasına. 1, 2, 3, 4. 3 ile 4'ün arasına 1 2 3 4 ve şuradaki ortadaki zincirin içerisine 8 trabzan şekliyle örüyoruz ve modelimizi kaydırarak kurmaya başlamış olduk bakınız bu şekilde şimdi sıramızın sonuna kadar örerek modelimizi 8 trabzan ve 4'er 4 tane zincirimizi çekelim fıstıklarımızın üzerine zinciri yerleştirelim zincirimizin içerisine ise 8 trabzanımızı örerek sıra sonunda görüşelim Evet sıramızın başına kadar modelimizi kaydırarak yeniden kurduk şöyle görelim Bakınız başlangıç yerimizden itibaren 8 trabzan 4'er zincirlerimizi çektik. 8 trabzanımızı fıstıklarımızın üzerine zincirlerimizi bu şekilde sıramızın sonuna kadar geldim. Şimdi sıranın sonunu birlikte bitirelim. 8 trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincirimizi çekelim. Tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzanımın önce birinciye sonra ikinciye batıyorum ve burayı bitişi tamamlıyoruz bir iki tane zincirimi çekiyorum ve tekrar modelimi çeviriyorum İki zincirimizin hemen yanındaki trabzanımıza da batarak örmeye başlıyorum İki trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve sekiz tane trabzanımızın ikişer ikişer ayırarak şuradaki yapmış olduğumuz fıstık ve içerisinden geçerek dörder dörder sık iğne işlemimizi yapıyoruz tığımın başını doluyorum birinci trabzan üzerine geliyorum 1 2 iki. ikinci trabzan üzerine 1 ve 2 aynı anda çekiyorum kapatıyorum ve aradan geçiyorum 1 2 3 4 4 defa sık iğnemi ördüm bir tane zincir çekiyorum araya diğer iki tane trabzanımızdan başlıyoruz ikişer ikişer ilmeğimizi uzatmaya çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 ve 4 bir tane zincirimi çekiyorum 1 2 hemen yanındaki 1 ve 2 tek seferde çekiyorum bir zincirle kapatıyorum aradan geçiyorum 1 2 3 ve 4. Bir tane zincirimi çektikten sonra son ikiyi de aynı şekilde örüyorum. 1 2 1 ve 2. Çekiyorum. Hepsini aynı anda bir tane zincirle kapatıyorum. Aradan girerek 4 tane sık iğnemizi de örelim. 2 3 ve 4. 4 tane fıstığımızı ve üzerlerinin 4'er tane Şöyle görelim bakın sık iğnelerini örerek tamamladım. Şimdi zincirlerimizi çekmeye başlayalım. 4 tane zincirimiz vardı bakın. İki kenarda, iki de ortada. Şimdi hemen yanındakine batmıyoruz. Fıstıklarımızın üzerlerine batıyoruz. 4 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4. Buraya batmıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 1 2 3 4. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. 1 2 3 4. Şuradaki bölüme batmıyorum. Direkt trabzanımın üzerine geliyorum. Tığımın başını doluyorum ve fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. 2 her iki tanesini alıyorum çekiyorum kapatıyorum ve bu şekilde modelimizi kurarak ilerleyelim bakınız kaydırma işlemimizi yaptık ve modelimizde önce fıstıklarımız sonra 3 tane trabzanımız aşağıda 4'tü bakınız 1 2 3 ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım Modelimizi ikinci kez kaydırarak kurduk. Birinci modelimiz ve ikinci modelimizin bulunduğu yer şu şekilde bakınız gayet güzel oldu. En son dördüncü fıstığımı ördükten sonra bitirme yerindeyim. Bir zincirimi çekiyorum. İki tane trabzanım ardı ardına örüyorum. Birinci trabzan ve ikinci trabzan. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum ve yeniden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bakınız bu kez İlk başlangıçtaki kurduğumuz yere modelimizi yerleştiriyoruz. İkinci trabzanımın üzerine de batıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. 1 ile 2'nin arasına giriyorum. 1, 2, 3, 4. 2 ile 3'ün arasına giriyorum. 1, 2, 3, 4. 3 ile 4'ün arasına batıyorum. 1, 2, 3, 4. Sıramın başını doluyorum. Ortada 3 tane trabzan grubumuz vardı. Bakınız tam ortadakine yeniden modelimiz için trabzanlarımızı yerleştiriyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımızı ördük. Hemen uzaklaşmadan bakalım. 2 trabzanımı ördüm. 4 zincir 1 ile 2 arasına battım. 4 zincir 2 ile 3 arasına, 4 zincir 3 ile 4 arasına battım ve tekrar zincirimi çektim. Tam ortadaki zincir yuvasına 8 tane trabzanımızı kurdum ve devam ediyorum. 1 2 3 4. 4 zincirimi çektim. Buradan fıstıklarımın üzerine batıyorum. 1 ile 2 arasına. 1, 2, 3, 4, 2 ile 3 arasına, 1, 2, 3, 4, 3 ile 4 arasına, 1, 2, 3, 4 ve şimdi bakın dördüncü zincirimizi, 1. zincir, 2. zincir, 3. zincir, 4. zincirimizde tam ortaya gelerek 8 trabzanımıza batıyoruz ve modelimizi ilk kurduğumuz şekliyle kurmaya başlıyoruz. Şimdi sıramızı sonuna kadar örerek tamamlayalım. Yineğimizi örerek büyütmeye devam ettim. Tomurcuklu çiçeklerim ardı ardına ördüm. Bakınız kaç sıra ördüğümüzü sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Toplamda 11 sıra tomurcuklu çiçeklerimizi saydık ve santim olarak ölçüsüne bakalım. Sadece bakınız şöyle roba kısmından aşağı kısma bakıyorum. 19 santim roba kısmından aşağısının olduğunu görmekteyim. Daha büyük isteyen arkadaşlarımız daha büyük görebilirler. Kolumuzun bir tanesini yine aynı şekilde çiçeğimizi birazcık değiştirerek çalıştım. Diğer kolumuzu sizlerle birlikte yapmak üzere bıraktım. Şimdi yeleğimizi bu şekilde tamamladıktan sonra bakınız şöyle sıramızda en son tomurcuklarımızı yaptıktan sonra 3 tane zincir yuvası kalacak şekilde bıraktım ve kenarımızı önümüzün kenarından ikişer trabzan ikişer trabzan örmeye başladım buradaki trabzanımız ikili trabzan değil başını bir defa dolayıp çekmek suretiyle ördüğümüz trabzanımız aşağıya kadar örerek geldim şimdi en son kısmında sizlerle birlikte şu alttaki zincirli bölümü ve tomurcukların arasını birlikte çalışalım diğer kısımlarda herhangi bir farklı uygulama çalışmıyoruz başını doluyorum bir defa da çekiyorum başını doluyorum bir defa da çekiyorum şekliyle ördüm ve bu şekilde yanımızı tamamlamaya başladım şöyle bakınız en son kısımdayım şimdi alt kısma geçelim en son trabzanımıza kadar ikişer ikişer örerek geldim son trabzanımızın bulunduğu yerdeyim tığımın başını doluyorum bir defa örüyorum. Burası dönüş olacağı için artışımızı yapıyorum. iki Normalde diğerlerini iki tane örmüştük. Burası dönüş olacağı için bükülmesi. Üçüncüyü örüyorum. Dördüncüyü örüyorum. Dört tane. Trabzan yeterlidir dönüş için. Bakınız gayet güzel oldu dönüşümüz. Hemen buradaki zincirlerimizin olduğu yerleri görmekteyim. Bakınız önce zincirlerimizin üzerine öreceğiz. Dörder zincir çekmiştik. 4 zincirimizin içerisine 4 defa başını dolayarak girelim her birini. Ve buradaki bakınız fıstıklarımızı tomurcuk fıstıklarımızı dokunmuyoruz sadece şu aradaki noktalarına zincirlere birer zincir çekmiştik bu kısımlara girerek devam ediyoruz buradaki tomurcuklarımıza kesinlikle dokunmadan örüyoruz hemen başlıyorum 1 2 3 ve 4 4 defa dolayarak ördüm hemen diğer tarafa geçiyorum 1 2 3 ve 4. Az gelirse bir tane daha ilave edebilirsiniz. 1 2 3 ve 4 bakınız görüntümüz şu şekilde düzlenmiş olması gerekmekte şöyle gayet güzel bakınız ne eksik ne fazla tabi örgülerimizde el farkları olacağı için fazla da yapabilirsiniz az da yapabilirsiniz şöyle bakalım ne çok bükülmesine fırsat verelim ne de kasmasına yani çekmesine izin vermeyelim çünkü hepimizin el ölçü ayarı farklı olacağı için birkaç tanesini örelim bakalım eğer yeterli ise bir eksiltelim fazlalaştıralım hangisi uygun olursa onu yapalım lütfen hani buradaki benim ölçüm 4 olarak gayet ideal gelmekte Siz de ideal yakalayana kadar birkaç deneyin. en güzeliyle örelim bir zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum hemen ilk bir zincirle ayrılan bölüme giriyorum bir ve iki iki defa örüyorum tekrar bir zincir çekiyorum Zincirimi çektikten sonra yeniden başını doluyorum. 1. Yeniden 2. Tekrar bir zincir çekiyorum. 1 ve 2. Bir zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde gayet güzel oldu yine ne eksik ne fazla tomurcuk fıstıklarımızın arkasında gayet güzel durmakta tığımın başını doluyorum buradaki 4 zincirimin bulunduğu yere geliyorum ama öncesinde bir zincirimizi çekmeyi unutmayalım başlıyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 1 2 3 ve 4 iplerimizi yarımlamayalım bu şekilde 4 4 örelim Tıpkı burada gördüğümüz gibi fıstık aralarına ikişer tane ve araya bir zincir buradaki görmüş olduğumuz zincirler üzerine ise dörder tane trabzanımızı örelim sıra sonunda görüşelim uç noktaya kadar örerek geldim şimdi kenarımızdayız yeniden bakınız en kenardaki trabzanımın bulunduğu noktaya bir defa ördüm İkinci kez batıyorum 3 ve 4. 4 defa ördüm. Tıpkı diğer uçta yapmış olduğumuz gibi 4 defa bu dönüşümüzü ördükten sonra yine ikişer ikişer yukarıya doğru örerek ilerleyelim. Hemen tığımın başında oluyorum. Bir sonraki trabzanımın bulunduğu noktaya giriyorum. 1 ve 2. Diğer trabzanıma geçiyorum. Bakınız bir trabzandan diğerine geçişimi yapıyorum. 1 ve yeniden 2 diğer trabzanımı 1 ve 2 biraz sıkı tutalım ee, önümüz esnemesin bakın şu şekilde ikişer ikişer örerek yukarıya kadar ilerleyelim her trabzanımız için iki defa almaktayız her bir trabzan sırasına ikişer ikişer batarak robamıza kadar geldim robamızı da yine aynı şekilde 2 2 atarak örüyoruz başını doluyorum bir başını doluyorum iki uç noktaya kadar ilerleyelim uç noktaya kadar geldim iki tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum ve örmeye devam ediyorum bu sıramızda ilik yerimizi de açalım hemen dibindekine batıyorum tek seferde çekiyorum bir ve iki tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir iki atlıyorum üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane iki zincir çekerek açmış olduğum ileğimi görüyorum ve devam ediyorum ikinci iliğime kadar birer birer örüyorum 1 bir ve 2 tığımın başında doluyorum. bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye gelerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum ve devam ediyorum 1 2 3 4 5 defa örüyorum bakınız burada da 1 2 3 4 5 tane örmüştük bir ilik açmıştık 5 tane ördüm yeniden 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başında oluyorum 1 2 3.ye gelerek batıyorum ve çekiyorum ve en son bakınız beyazımızı ördüm yeniden 2 zincir çekiyorum örgümün yönünü tekrar çeviriyorum. Üçüncü kez dolanıyoruz. Bakınız tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum. Çekiyorum. İkinci trabzan üzerine batıyorum. Buradaki iki tane zincir çekmiştim. Tığımın başını doluyorum. Bir. Bir defa girmem yeterli. Tığımın başını doluyorum. Sırası ile trabzanlarımın üzerine batarak ilerliyorum. Bir. 4 ve 5 bakınız 5. ördüm ileğimin içerisine bir defa batıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 ipimizi yarım 4 ve 5 tığımın başını dolayıp bir defa giriyorum bakınız ilik çalışmamızı şekilde tamamlamış oluyoruz. Sadece roba kısmında çalıştık. Aşağı kısımda çalışmadık. Evet devam ediyorum. Bir ve hemen aynı yere batıyorum. Şu kısmı bir zincir çekerek ipimizi kesiyorum. Düğmemizi dikeceğimiz bölümden yaka bölümümüzü çalışmaya başlayalım. Hemen şu görmüş olduğumuz sarı ile beyazımızın geçiş yerindeki bölümümüze giriyorum tam araya ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim 1 2 3 ve 4 4. trabzanımızı bakın 1 saydım 2 saydım 3 saydım 4'ü saydıktan sonraki yere girerek 8 tane trabzanımı örüyorum birer birer örmekteyim trabzanlarımı toplamda 8'e ulaşana kadar örelim 8. trabzanımızdan sonra zincirimizi çekmeye başlayalım 1 2 3 ve 4 4 zincirimi çektim ve bakın şu şekilde sayalım 1 hemen yanındaki 2 3 ve 4 4'ün soluna batalım 1 2 3 4 4 zincirimi çekiyorum 1 boşluğu 2 sayalım 3 ve 4'ün Hemen soluna batalım. 1-2-3-4 1-2-3-4 4'ün soluna batıyorum. 1-2-3-4 1-2-3 3 defa battık. 4. 4 zincirimde ise 8 tane trabzanımı örmek için yeniden 4 trabzan sayıyorum. Önce tığımın başında oluyorum. 1-2-3-4 4'ün soluna giriyorum ve 8 tane tırabzanımı örüyorum. 8 tırabzanımızı tamamladıktan sonra yeniden 4 zincirimi çekiyorum ve sayıyorum. 1 2 3 4. Soluna batıyorum. 1 2 3 4 sayıyorum. 1 2 3 4 soluna batıyorum ikinciyi ördüm 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 bakın 1 2 3 dördüncüyü ördüm 1 2 3 4 8 tane trabzanımızı örüyoruz ve sıramızın sonunda yeniden görüşelim. Sıramızı tamamladım ve uç noktamıza kadar geldim. 8 trabzanımızı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Başlangıçla beyazla sarının bulunduğu yere geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekip hemen örgümün yönünü çeviriyorum ve yakamızın ikinci sırasını örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Her trabzanın üzerine bir tane daha trabzanımı örüyorum. Her trabzanımıza 8 trabzanımızı yine aynı şekliyle örelim. Sayalım. İplerimizi yarımlamayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İkinci kez örüyoruz. Bakınız yaka olduğu için ikinci kez ördüm. Sadece kenarda zincirim var ve 8 trabzanımı ördüm. 2 4 6 8 ve zincirlerimizi bir artırıyoruz. 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum. Hemen yanındakini değil bir sonraki yuvaya gelerek batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum trabzanlarımın tepesine gelerek batıyorum her bir trabzanımı bir defa örüyorum ve bu şekilde 5 tane zincir 8 trabzanımızı örelim ikinci sıramızı tamamlayalım sıra başımıza kadar örerek geldim en son 8 trabzanımızı tamamladım ve tığımın başını doluyorum şuradaki başlangıç yerine bir ikinci zincir içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekip örgümün yönünü yeniden çeviriyorum zincirimizi çektikten sonra ilk trabzanın bulunduğu yere gelerek batıyorum 1 ve aynı yere bir daha batıyorum 2 8 tane olan trabzan sayımızı başlangıçta bir tane artırdım arayı örüyorum hem başlangıçta hem e, sonda birer tane trabzan artışımızı yaparak 8 trabzanımızı onun sayısına çıkaracağız ve en son trabzanımı örüyorum yine aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum ve toplamda şöyle sayalım bakınız başlangıçta 2 ördüm 2 3 4 5 6 7 8 ve sondaki 2 ördüm 10 araya 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 ortadaki 5 zincirimin bulunduğu yere girerek batıyorum 1 2 3 4 5 5 zincirle yeniden çıkıyorum Bakınız trabzan sayımızı başta ve sonda birer tane artırdık 3. sıramızda 5 zincir çektim tam ortaya battım şöyle görelim 5 zincir çektim ortadan çıktım İlk trabzanımı yine 2 defa örerek artışımı yapıyorum bakınız 2 defa ördüm başlangıcı ve bitişi her ikisi iki tane ve toplamda 10 trabzanımız olacak arayı birer birer örelim Son trabzanıma geldim. Son trabzanımı iki defa örüyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Şöyle sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Araya yine 5'er tane zincirimizi çekerek örmeye devam edelim. 1 2 3 4 ve 5. Tam ortaya batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tığımın başını doluyorum. Tırabzanlarımı örmeye başlıyorum. Aynı yere ikinci bir trabzanım ekleyerek artışımı yapıyorum Evet şöyle gördüğümüz gibi yakamızın üçüncü sırasını 10 tane trabzan beşer beşer zincirimiz ve tekrar 10 trabzan şekliyle sona kadar ilerletelim Sıra başına kadar örerek geldim. 10 tane trabzan 5-5 zincirlerimizi çektik ve 3. sıramızı ördük. Şimdi modelimizin içerisinde çalıştığımız gibi küçük tohumcuklarımızı çalışmaya başlıyoruz. Bir defa başını doluyorum. En kenardaki zincirimin üzerine bir tane trabzanım örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi de çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve tığımın başını doluyorum ikişer ikişer fıstıklarımı çekmeye başlıyorum 1 2 1 ve 2 aynı anda çekiyorum kapatıyorum aradan geçişimi yapıyorum 1 geçişimi yapıyorum 2 3 ve 4 4 defa geçişimizi yaptım dördüncü de yeniden yapmak istiyorum dördüncüyü geçiyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Sıradaki 1 2. Sıradaki 1 2 çekiyorum. Kapatıyorum. Ve içerisinden 4 defa sık iğnemi örüyorum. 3 ve 4 araya bir tane zincir çekiyorum ve bu şekilde tomurcuklarımızı birer birer örmeye başlıyoruz Evet şimdi tomurcuklarımızı bitirelim 5 tane tomurcuğumuz ördüm 1 2 3 4 5 diğer tarafa geçmek için hazırım araya 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum ilk trabzanımın üzerine gelerek ikişer ikişer örmeye başlıyorum ama araya 3 tane zincir çekmeyi unutmayalım yaka olduğu için çekmesin 1 2 3 ve 4 araya bir zincir ve bu şekilde yakamızı tamamlayalım araya 3 tane zincirimizi çekelim ve her bir trabzanlarımızın üzerine şu şekilde tomurcuklarımızı kurarak ilerleyelim son fıstığımızı yaptım bir tane trabzanımı ördüm ve kenardan bir zincirimi çekiyorum İpimi buradan keserek yakamızı tamamlıyoruz Evet yaka çalışmamızı da bu şekilde tamamladık şimdi kolumuzu çalışmaya başlayabiliriz Yakamızı tamamladıktan sonra kollarımızı da örmeye başlayabiliriz. Kollarımızı diğer kolumuzda ördüğümüz gibi örüyoruz. 8 tane trabzanımı örüyorum. 3 tane 3 zincir çekiyorum. 3, 3, 3 ve aralarında bakınız 2 atladım. Buradan 3 atladım. Hemen 8 trabzanımın yanından 1, 2, 3 atladım ve battım. Üçüncünün soluna 2 tane trabzanımı 3 tane zincir çektikten sonra Yeniden battım. Bakınız ortaya 2 olarak battım. 1, 2, 3 ve 8 tane trabzanımızın olduğu bölümü ördüm. 8 trabzanımızın sağında ve solunda 3'er trabzanımız olacak. Ortada ise 2 tane trabzan üzerlerinde 3'er zincir şeklinde modelimizi kuruyoruz. İkinci sırasını ise sadece ortadaki bakınız zincirin üzerine gelerek batıyoruz. Kenardaki dörder tane tomurcuklarımızı örerek modelimizi tamamlıyorum. Kolumuzdaki tomurcuk grubumuzun kaç tane olduğuna bakalım. Tam kol altından başlıyorum saymaya. 1 2 Bakınız 1 ve 2 3 4 5 ve 6. Tam 6 tane tomurcuk grubumuzu kolumuz için çalıştım ve diğer kolumuzu da aynı şekilde örmek için hazırız hemen başlayalım şöyle bakalım bakınız şuradaki tam kol ayrım yerinin bulunduğu kısma 8 tane trabzanımızı örerek başladık hemen bir tane zincirimi çekiyorum ve kolumun altını çeviriyorum ortalayarak batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra bu kol ayrım yerine 8 tane trabzanımızı örüyorum. Sayalım 2, 4, 6, 7 ve 8. 8 tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3. trabzanın soluna batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 2 tane trabzanımın soluna batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tığımın başını doluyorum ve 8 tane trabzanımı örüyorum. Evet, bu şekilde bakınız. Modelimizi başlangıç yerimize kadar, yani kol altına kadar dolaşarak tamamlıyoruz. Toplamda 8 tane buradaki görmüş olduğumuz gibi tomurcuk grubumuzun trabzanlarını çekiyoruz ve 6 tane saydığımız gibi bakınız 2 4 6 altı grubumuzu oluşturarak geliyoruz Evet sevgili arkadaşlar son olarak kolumuzu da çalışmıştım bakınız iki sırada kolumuzu tamamladık 8 trabzanımızı ördük üzerine dörder tane dolgu fıstıklarımızı yapıp içerisinden sık iğnelerimizi ördük ve araya hemen aradaki zincirimizin içerisine bir zincir çekerek battık ve bu şekilde kolumuzun tamamlanmasıyla yeleğimizi de bitirmiş olduk. Bir tane göğüs kısmından hemen modelimizin başladığı yerden kurdelemi taktım ve üç tane inci düğmemi diktim. Sizler dilediğiniz düğmeleri kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.